Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sizleri sevincimize ortak kılmak ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi bugün de sevincimize katılacak çok değerli bir misafirimiz var. Muhterem hocamız Adem Ergül, hoş geldiniz. Hoş Adem bulduk. Bey, hocam, şeref verdiniz. O şeref bize ait. Estağfurullah. Efendim, şimdi biz bu programda esasında değerli dinleyicilerimizle Ramazan heyecanımızı paylaşmak istiyoruz. Kendi heyecanımızı onlara aktarmak istiyoruz. Dolayısıyla da bu programların esas bir formatı var. O formatı Abdurrahman Gürses rahmetli hocamız çizmiş. Diyor ki o mihrap arz-ı endam etmek yeri değil, arz-ı hal etmek yeridir. Evet. Şimdi dolayısıyla biz de halimizi dinleyicilerimize arz etmek istiyoruz inşallah. Ne kadar kabul buyurulursa o kadar isabetli olur. Şimdi dolayısıyla bugünkü sohbetimize bir konu diye Ademciğim, gerçekten İslam'ın bu itidal çizgisini, İslam'ın kolaylıkta dini olduğunu, Efendimiz'in ki yessiru ve la tuassiru, kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, beşiru ve la tunefiru, müjdeleyiniz ama nefret ettirmeyiniz. Şimdi dolayısıyla ister dini camiada deyin, ister ilahiyat camiasında deyin, insanları ötekileştirmek, efendim onları dışlamak gibi bir şey sanki marifetmiş gibi ortaya çıkıyor. Evet. Yani bir insanı kovmak çok kolay, reddetmek çok kolay. Siz kaç paralık adamsınız dersiniz adama, tamam o da der ki sen kaç paralık adamsın, bitti. Köprüler tamamen atılmış oldu. Dolayısıyla esas yapmak önemlidir. Yani irşad etmek zor, bir insanı baştan çıkartmak kolay ama evet, irşad etmek zor. Bir de irşad ettiniz ama irşad da kalmak da zor. Evet. Şimdi dolayısıyla şu Ramazan'ın tam böyle güzel günlerinde İslam'ın bu orta çizgisini, İslam'ın, kolay İslam'ın yolunu ve formülünü bana göre gündemimize alalım diye sohbet yapalım derim. Siz ne buyurursunuz? Hocam estağfurullah. Öncelikle teşekkür ederim. Estağfurullah. Böyle bir özel programınıza bizi de davet ettiniz. Ben de dinleyicilerimize, izleyenlerimize hayırlı iftarlar diliyorum. İftar vaktinde elleri, gönülleri duaya yöneliktir. O duada bizi de ansınlar hocam. Amin inşallah. Evet. Hocam çok önemli bir aslında konu gerçekten. Kolaylaştırıp zorlaştırmamak. Zaten murad-ı ilahi kullar için böyle bir şey. Ya Allah'ın isteği bu. Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Tabii. Allah size kolaylığı murad eder. Zorluğu değil. Üstelik bu oruç ayetinden sonra gelir hocam. Malum seferdeyken oruç tutmayabilirsiniz diyerek o kapıyı açınca Mevlamız, Allah size kolaylık ister, zorluk istemez buyurur. Bazı insanlarda yolu yokuşa sürmek gibi bir adet olur. Bu insanın hayatının her alanı zordur. Gerçekten bununla bir aile hayatı sürdürmek zordur. Eşini sıkar da sıkar, çocuklarını sıkar da sıkar. Yani çok muttaki bir kul olma adına da sıkar bazen. Yani böylesi insanların gönülleri dardır çoğu zaman. Gerçekten kendine göre bir kriter belirliyor, kendine göre bir seviye belirliyor. Ve o seviyeye ermeyen herkesi dairenin dışına atıyor. Yani bu aslında dar gönüllülüğün de bir şeyi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakınca hocam, o hayat yaşanılabilir bir hayat sunuyor Resulullah. Değil mi hocam? Böyle yıldızlardaki bir hayatı sunmuyor. Ütopik bir dünya vaat değil etmiyor yani, canım, tabii. Değil. Yani hakikaten hocam izniniz olursa bir anekdotu Resulullah'ın hayatından aktarmak isterim doğrusu. Okuyacağım da. Bu Abdullah bin Amr bin As var hocam. Efendimiz onu çok sever. Kahire'nin Fatihi. Amr bin As. Evet. Doğru. Onun oğlu bu hocam. Oğlu. Oğlu. Evet. Fakat oğlu biraz ehlini, iyalini, ailesini falan ihmal edecek derecede gecelerini kıyamla, gündüzlerini sıyamla, oruçla geçiren bir yapısı var. Demek ki öyle bir meyli çok fazla. Bir gün Efendimiz ona buyuruyorlar ki, Abdullah senin gündüzleri oruçlu, geceleri uyanık geçirdiğin bana haber verilmedi mi sanıyorsun? Allah Allah. Ha, buyurmuştu. Babası hocam kulağına fısıldamış Resulullah'ın, ya Resulullah bu oğlan biraz fazla ileri gidiyor. Fazla ileri gidiyor herhalde. Çoluk çocuk perişan kalıyor. Bu kendini ibadete verdi diye muhtemelen ona bir ön bilgi verdi. Efendim ben de diyor dedim ki, elbette haber verilmiştir ya Resulallah. Yani senin hem insanlardan sana haber veren olabildiği gibi melekler de gelip sana haber verebilir değil mi hocam? Resulullah'a karşı, Resulullah'ın haber alma kaynakları çok. Çok tabii. Bunun üzerine Efendimiz buyurmuşlar ki
böyle yapma bak demiş. Bazı kere oruç tut. Bazen tutma. Gece hem uyu hem de teheccüde kalk. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. İki gözünün hakkı vardır. Hanımının hakkı vardır. Ziyaretçilerinin hakkı vardır. Şüphesiz her aydan 3 gün oruç tutman sana yeter. Çünkü senin için her iyiliğin 10 misli karşılığı var. Bu da bütün zamanla oruçlu olmaz demek zaten. Efendim nasıl kolaylaştırıyor işi. Evet. Abdullah der ki, ben artırdıkça iş aleyhime döndü. Diyor ki hocam, ya Resulallah benim daha fazlasına gücüm yeter ama diyor. İkiye bir. Sonra ben, ya Resulallah ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum dedim. Buyurdular ki, o halde Allah'ın Nebisi Davud'un orucunu tut. Savunu Davud. Daha fazlasını yapma. O daha fazlasını istiyor. Senenin her günü tutayım diyor. Davud orucu nedir diye sordum. Senenin yarısını oruçlu geçirmektir. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Abdullah yaşlandıktan sonra ne demiş bakın hocam? Burası çok mühim. Keşke Allah Resulü'nün ruhsatını kabul etmiş olsaydım demiş. Demek ki, üç gün tutsaydım diye. Bir de Resulullah'a söz verdi ya hocam. Tamam ya Resulullah, bundan sonra Davud oruç tutacağım. Sahabede de öyle bir tabii şey var. Resulullah'a bakış var. Ya ben ona söz verdim diyor. Yaşlandığında bile demek ki savunu Davud'a devam etti mübarek. Ama demiş ki ya keşke demiş. Ayet-i Kerime var ya Ademciğim. Evet. Estaizu billah la tes'elu an eşya'e in tübde lekum tes'elu. Evet, evet. Her aklınıza geleni Allah'ın Resulüne sormayın. Evet. Çünkü verdiği cevap bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. Hocam, bazen onun altından kalkamayabilirsiniz. Hani bir söz var ya bizde. Hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme diye. Aslında hocalar şimdi kendileri takva üzere yaşarlar ama fetvayı şeriata göre verirler. Yani cemaatin, evet, toplumun hayatını incir çekirdeğine koymaz. Ama kendisi o tercih, iradi bir tercihti. Takva yolunu tercih edebilir. O yüzden böyle söylemişler ama şimdi ters anlaşılıyor. Evet. Hocalar böyle konuşur ama kendileri bile kendileri yapmaz anlamında gibi söyleniyor. Hocaları toplumun gözünden düşürmek için kullanılıyor. Evet, evet. O yüzden orada sizin ifade buyurduğunuz şey çok önemli. Peygamber Efendimizin verdiği her cevap bizim için bağlayıcıdır. Hocam şöyle tabii, niye kolaylaştırmak güzel? Hatta Hazreti Ayşe annemizin Efendimizle ilgili bir tespiti var. Benim çok dikkatimi çekti o. Diyor ki Resulullah iki şey arasında muhayyer bırakıldığı zaman, yani tercih, günah olmadığı sürece, haram olmadığı sürece daima en kolay olanını tercih ederdi diyor. Ya ne güzel bir şey değil mi üstadım? Çünkü evet, hocam Allahu alem, tabii insan kendini zorlayınca, bir takım şeylere zorlayınca onda sebatkarlık dediğimiz hadise zuhur etmiyor. Yani istikrarlı olmuyor. Ya da şöyle söyleyeyim, sürdürülebilir diyorlar ya yeni tabirle. Sürdürülebilir bir hayat olmuyor o. Mutlaka bir yerleri ihmal ediyorsunuz. Çünkü bir şeye çok fazla odaklanmak, bu bazen iş koliklik oluyor. Bazen ibadet yoğun oluyor insan. Seccadesinden kalkmıyor. Geceleri efendim hafiften bile uzanmamaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir kulluk değil. Yani böyle yapmak Allah'ın daha makbul bir kulu anlamına da gelmiyor. Hani malumunuz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi 3 tane sahabisine, onlar da böyle niyetler etmişler. Demiş ki ya, bakın demiş, içinizde Allah'ı benden daha iyi bilen biri yok. Ya. Benden daha muttaki biriniz de yok. Ben size örnek değil miyim demiş. Ne oluyor size yani? Tabii Üsve-i Hasene diye tabii, zaten Cenab-ı Hak bizim önümüze örnek olarak evet, onu koymuş. Yani Zeynep binti Cahş hocam böyle bir abide bir hanımefendi radıyallahu anha. Bir gün Resulullah mescitte bakıyor ki 2 direk arasında bir ip gerilmiş. Ne bu diyor. Ya Resulullah diyorlar, bu bizim Zeynep'in ipi. Ne yapıyor bununla? Diyor ki ibadetten yorulduğu zaman buna tutunarak kılıyor. Efendimiz celalleniyor. Kaldırın bunu diyor. Böyle yapmayın diyor. Neşeniz varsa yapın. Nafile ibadet. Hani farz ibadeti yapacağız tamam. Ama diyor zorlamayın kendinizi. Uykunuz gelince gidin istirahatinizi yapın. Yani şöyle din hayat ya üstadım değil mi? Din hayattır diyoruz. Tabii, hayat. Yani hayatın inişleri var, çıkışları var. Bir de herkesi kendine kıyas etme. Bazı insan kendine böyle yoğundur. Hadi biriniz bir miktar bunu tolere edelim diyelim. Hani hocam onu da tolere etmemek lazım. Onun nefsine de acımak lazım da. Fakat bu bazı insanlar var. Hayatı cehennem ediyor hocam. Yani adeta tepenizde boza pişiriyor derler ya hocam. Boza pişiriyor. Yani dindarlık adına yapıyor belki bunu. Başka şeyler için yapıyor. Bu sefer
çocuğuyla ilişkisi bozuluyor. Ya hani, tabii ailevi hayatı bozuluyor, sosyal hayatı bozuluyor. Evet, hani Hazreti Ali Efendimiz'in galiba hocam, insanlara diyor kaldıramayacakları şeyleri teklif etmeyin. Aksi halde diyor isyana alıştırırsınız. Hayır Cenab-ı Hak ya, her yatsı namazdan sonra okumuyor muyuz? Değil mi? Rabbena la tuhammilna ma la takate lena bih. Evet. Orada. Ve la tahmil aleyna ısran kema hammeltehu alellezine min kablina. Evet. Bizden önceki kavimlere yüklediğin gibi bize de taşıyamayacağımız yükü yükleme. Yükleme. Onun için hocam biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan idaresi ne kadar hocam? Tabii iyi bir şey. Yani bir sahabi geliyor, bedevi belki. Diyor ki ya Resulallah, duydum ki diyor sen günde 5 vakit namaz kılmamızı istiyormuşsun. Öyle mi? Doğru mu bu diyor. Doğru diyor Resulullah. Bir de diyor Ramazan'da oruç tutacakmışız öyle mi? Evet diyor. Doğru. Yemin veriyor musun bu konuda diyor. Evet diyor. Vallahi Efendimiz'den. Peki diyor. Bir de diyor demişsin ki buyurmuşsun ki hadi biz onu tercüme edelim. Bedevi öyle gelip konuşuyor. Samimi adam. Olduğu gibi yani. Diyor ki bir de diyor zengin olursak malımızdan zekat verilecekmiş galiba diyor. Evet doğru mu? Doğru. Hacca da istemişsin. Doğru mu? Bana bak ya Resulullah diyor. Bunlar var ya, bunların haricindekini yapmam diyor. Tamam. Benden bu kadar diyor. Yapamam diyor. Yapamam. Belki de kendi şeysini biliyor kabiliyeti. Evet, kabiliyetini biliyor. Yeteneğini biliyor. Efendimiz tebessüm ediyor. Diyor ki, o ayrıldıktan sonra bu adam doğru söylediyse cenneti boyladı diyor. Evet. Değil mi hocam? Cennete girdi bu adam diyor. Şimdi bakıyorsunuz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adamı ölçüyor, biçiyor belki hocam. Bakıyor. Samimi adam. Hani öyle tatlı sahabiler var ki geliyor ya Resulallah diyor. Bana diyor çok uzatma sözü diyor. Çok kısa bir cümle söyle diyor. Ona tutunayım ve kurtulayım diyor. Efendimiz ne buyuruyor hocam? Kul âmentu billah thumme istakim. Diyor ki ya sen iman ettim de bir de dürüstçe bir hayat sür. Değil mi? Dürüstçe bir hayat sür. Gerçekten bu din kolaydır. Hani Efendimiz öyle buyuruyor hocam yine. İnnet dine yusrun. Ya bu din diyor çok kolay bir din. Benim komutanım vardı askerde. Evet. Paşa bana dedi ki ya bu din çok zor dedi. He. Ben dedim paşam dedim ne zor dedim ya esas sizin hayatınız zor dedim ya. Siz yemeğe gidersiniz yanında mutlaka şeysi olacak alkolü. Ya. Bizim yemeklerimiz de ucuz dedim alkolsüz yemek gayet ucuz rahat. Camiye gidersiniz hiç kimse ne vergi alır ne para ister ne pul ister. Orada bütün dertlerinizi Allah'a açarsınız. İhtiyacınız olursa kardeşlerinize yardımlaşırsınız. Bunun ne güçlüğü var dedim. Esas sizin hayatınız güç dedim paşam dedim ya. Evet. Derdinizi açacak kimseniz yok. Paylaşacak bir kimse kalmıyor. Efendim işte hayatınızın her anında böyle güya modernlik adı altında hayatımızı zindana çeviren şeyler ya. Bize mecburiyetmiş gibi sunuluyor. Ondan dolayı siz böyle söylüyorsunuz dedim. Sonra paşa durdu doğru söylüyorsun dedi ya. Müslümanın hayatı daha ucuz ve daha kolay dedi. Evet, evet. Hocam, mükemmelliyetçilik diye bir şey var ya, mükemmelliyetçilik. Bu da bir hastalık türü olarak tespit ediyorlar. Yani her şey dört dörtlük olacak. Yok kardeşim öyle bir şey. Her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ha tamam, kendini öyle kilitlersen hayatı kendine zindan edersin yani. Böylesi bir en insan... En iyi, iyinin düşmanı diyorlar ya. Evet, tabii. Tamam. Yaptığımızın en iyisini yapmaya çalışalım. Amen. Ama hatasızlık, kusursuzluk, değil mi hocam? Artık bundan daha ötesi yok diyebileceğimiz bir seviye ulaşabiliriz. Gittikçe geliştirelim canım. Gelişen yolda düzelir. O kadar. Buna Yahya Kemal Temadi diyor. Gelişerek değişmek ve değişerek gelişmek. Evet. O yüzden gerçekten en iyi yapacağım diye iyilerden vazgeçmek kadar yanlış bir tutum yok. Evet. Hocam bu tabii sadece din tabii hayatın tamamı. Yani sadece din deyince insan ibadet hatırına geliyor bazen benzer hayırlar hatırına geliyor ama hayır hayatın her tarafında öyle. Aile hayatı, hocam kolaylaştırılmış aile hayatı gerçekten huzur verir insana değil mi? Eşinizin işini kolaylaştırırsınız. Beklentilerinizi normal düzeye çekersiniz. Bazen çok aşırı onları da sık boğaz eden hani Anadolu tabiriyle sık boğaz eden bir darlık oluşturuyorsunuz. O zaman ev insana mesken olacağına yani huzur ve sekinet alanı olacağına cennet olacağına cehennem oluyor. Kabir azabına dönüşüyor. Yani çocuklar evin bir neşesi değil mi efendim? Neşesi. Yani çocuğa namazı söylerken bile hocam hadi kalk namaz dersen ya belli yaşa kadar çocuk seni tutar hocam. Belli yaştan sonra ya baba der ya yeter be. Değil mi? Biter yani.
Yani onun için o insana namazı sevdirirken bile, çocuğu kaldırırken bile, hani Musa Efendi hocam 80'li yaşlarda rahmetullahi aleyh, sahibi lefa Musa Efendi, benim babam diyor çok merhametliydi diyor, anlatıyor. Bizi diyor sabah namazına kaldırmak için gelir, evladım Musa, haydi sabah namazı vakti geldi der. Biz tabii çocukluk diyor, biraz daha uyumak isteriz diyor, yatarız. Kızmaz diyor ama. Bize diyor bir fırsat, bir soluk daha verir. Biraz dinleniriz. Biraz sonra bir daha gelir. Evladım Musa hadi bekliyorum bak der. Peki babacığım deriz. Ama diyor yine hafiften bir sıvışma şey olur. Bir daha dese de uyansam dersiniz. Evet. Biz de çok yaşadık. Sonra diyor yine diyor aynı merhametli, aynı şefkatli bir üslupla. Evladım Musa ben abdesti bir aldım. Bak seni bekliyorum der. Peki babacığım derim kalkarız. Hiç diyor kızmaz. Böyle yumuşak bir üslupla bizi namaza alıştırdı diyor. Böyle alıştırdı diyor. Gerçekten hocam bazen anne babalar var. Çocuğunu kaldıracak. Tamam kaldır. Kaldırması gerekiyor. Esas merhamet o. Ama varıp yorganı üstünden atmak çocuğun. Değil mi hocam? Şimdi, su dökmek üstüne bile. Su dökmek veya bağırmak ikiye. Bak bekliyorum ha. Kapıda bekliyorum. Şimdi ben yatılı okudum hocam. Belki siz de okudunuz. Biz de yatılıydık. Abi. Bir hocamız vardı. Önce tabii hafif bir şeyle musiki sesi açar mikrofondan. Ama çok rahatsız edici değil. Böyle mehterde değil. Hemen önce bir hafif bir ney sesi gibi ılık bir sesle hocam hafiften bir sabah olduğunu anlarsınız. Sonra o ilahinin temposu ya da mehteranın şeyleri gelebilir ileride. Fakat uyandırırken şöyle yapardı. Önce kapıları bir şey. Selamun aleyküm çocuklar. Sabah namazı vaktimiz geldi evlatlarım. Hadi bakalım der. Ama o kapıda beklemez. Sonra gider öbür kapılara dolaşır gelir. Siz de zaten bilirsiniz ki daha bir 5 dakika daha 10 dakika daha fırsatım vardır kim diye. Var. Evet. Sonra ikinci kez bir daha gelir. Haydi bak aslanlarım, yiğitlerim vakit daralıyor. Bir daha gider. Çünkü hocam hakikaten insanın uyanması da böyle hani bir defa da hadi aslanım demekle fırlamak. Bazı hocalarımız da olurdu ama nöbet tutan hocalarımızdan birisi. Elinde bir ufaktan bir şey hani kapılara tak 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 vurur. Bir de gelir ranzaya vurur. Ulan yorganı tepeden yorganı şey yapar. Hadi bak bekliyorum der. Tan. Bir de o ranzaya vurmak. Eskiden ranzalar da demir ranzaydı hocam. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Biz de aynı yatılı okudum ben de. İmam Hatip 4'ten 5'in sınıfa geçtik. Şaban Okut diye bir hocamız var. Allah uzun ömür versin. Hayatta kendisi. Amin. Evet, siyer derslerimize geliyor o zaman. Ve geldi dedi ki çocuklar dedi bak bu zamana kadar dedi siz namaza tembellik göstermiş olabilirsiniz. Efendim kaytarmış olabilirsiniz. Bazı namazları vakitlerini es geçmiş olabilirsiniz ama artık bundan sonra dedi bak akıl bali çağına erdiniz. Bundan sonra yaptığınız her işten Allah katından sorumlusunuz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi dedi. Allah'a karşı eğer görevinizi yaparsanız bütün bedeniniz de size görevini yapar dedi. Ayağınız sizi seve seve hizmet eder, taşır dedi. Eliniz size severek, koşarak hizmet eder dedi. Gözünüz hep hayır ve güzel şeyleri gösterir. Kulağınız hep hayır şeyleri duyurur. Diğerlerine kapatır kendisini dedi. O yüzden dedi Allah'a kul olan insana bedenin tüm azaları severek ve isteyerek hizmet eder. Evet. Yok eğer bu kulluğunuzu kaybederseniz o beden bile size kerhen ya şu bedenden canı çıksa da bir kurtulsak. Cenab-ı Hak bize bu bedenin içerisinde bu adama hizmet etmeyi emanet olarak vermiş. Ve bir an önce şundan bir sıyrılsak da kurtulsak diye sizin aleyhinize çalışırlar evet. Dedi. Bu şey benim o kadar etkiledi ki ben o gündür bugündür. Elhamdülillah. Ben bir tek vakit namazını bilerek tehir ettiğimi bilmiyorum. Maşallah hocam. Ama Allah sağlık versin. Şaban tamam. Okut hocam. Bu nedir? Öyle dayakla kötekle anlatmak değil. Evet, ikna evet, ederek, ikna ederek, sevdirerek anlatmak. Onun evet, için evet. Şimdi esas biz bu nokta çok önemli tabii. Dini sevdirmek, Allah'ın emirlerini sevdirmek. Esas işin cemali tarafı bu. Evet. Ha Cenab-ı Hakk'ın celali tarafı da var da 99 Esma-i Hüsna'nın bir kısmı cemali, bir kısmı celali. Ama bazı insanlar celal ön plana çıkararak, korkutarak kendine Allah'a yönlendireceklerini zannediyorlar. Ama bazıları da esas sevdirerek, ikna ederek. Evet. Esas Efendimizin yolu, sünnetine uygun yol bu. Doğrusu yine sahibi Vefa Musa Efendi, o da sohbetimize şeref verdi. Hatırlıyoruz o büyük zatı da. O dermiş ki hocam, hilim makamı rıza makamından da üstündür. Ya.
Ne demek ilim makamı? O yumuşak huyluluk diyelim ona ya da arka planında akıl olan hocam ama aklı selim olan davranış modeline hilim diyoruz. Çünkü Kur'an'da malumunuz hilim kelimesi akıl manasına da kullanılır. Öyleyse hilim aslında aklın dıştan görünüşüdür. Biraz insanlardaki tehevvür dediğimiz o kendinden geçecek derecede sinirlenmesi, gazaplanması akıl noksanlığının nişanıdır. Yani alametidir. Bu yönüyle aslında olgun insanlar, kamil insanlar hocam, kendinden emin insanlar, ahlaki anlamda kemale yaklaşmış insanlarda hocam hilim ahlakı zuhur ediyor. Evet. Hilim ahlakı zuhur ediyor. Bu bakımdan aslında o tür işleri kolaylaştıranlar, az çok hoş görenler, bak hoş görmek önemli bir şey. Yani o müsamaha hudutları önemli bir şey. Bizim müsamaha edemeyeceğimiz şey nedir? İlahi hudutların çiğnenmesidir. Evet. Değil mi hocam? Orada granit gibi dururuz. Yani ama orayı çiğneyen insana karşı da yine müsamahamız ya da anlayışımız devam eder dairenin içine çekmek için. Ha, zaten ha. Burada dairenin böyle içine... diyorlar ya evliyaullah. Evet. Ya günaha düşman olun, günahkara düşman olmayın. Evet. Günahkarı elinden tutun, siz uzaklaştırın hocam benden. Evet. Hocam bir yine Musa Efendi'den şöyle bir hatıra birbirine hatırlatıyor. O zatı ben tarif ederken kişisel organizasyonu tam bir zattı diye tarif ediyorum hocam. Çünkü neden? Onun Allah'la arasındaki bir bağı var. Hukuku var, hukukullah var, Allah'ın hakları var. Onları en güzel şekilde gücü yettiğince yerine getirmeye çalışıyor. Bir de hukuku ibad var. Kulların hakları var. Onları da ihmal etmiyor. Mesela o ailenin en küçük fertlerine kadar ilgisi. Sevenleri var. O sevenlerine ilgisi hocam. Bakıyorsunuz. Malı kullanma ölçüleri var. O malla arasındaki ilişkideki denge. Ya diyorsunuz ki hakimlik böyle bir şey herhalde. Hikmet ehli olmak böyle bir şey. Eşyaya bakışı. Bakışı. Selim'in bir arkadaş bakışı. Sohbette evet hocam. Çıkarttı o pardüsünü. Astı ama bir ucu aşağıda bir ucu yukarıda. Sonra o boyun atkısını da gene öyle rastgele aldı. Kendileri kalktılar. Önce bir defa o boyun atkısını tam ortadan. Ondan sonra bir defa daha katladı. Sanki ütülenmiş gibi. Ondan sonra kalktı o pardüsüyü de dengeleyerek iki tarafı da tam ortadan astı askıya. Evet. Sen de orada bir bize ölçü gösteriyor. Evet. Bu eşyaya bakış. Evet. Kişilere bakış. Hayvanlara bakış. Mesela benim komşum yıllarca. Hala da komşuyuz üstadımızla. Orada o kedilere ve hayvanlara bakışı. Değil mi hocam? Yani her varlığa güvercinlere bakışı. Ya bir kardeşim. Adaletliyi sonu gerçekleştiriyor. Rahmetli Ahmet Erkeleş abimiz var. Onu görevlendirmiş kendileri. Ahmet Erkeleş abi de o da aynen kurulmuş saat gibi. Aynı saatte iner Sultantepe'den. Üsküdar Balıkçılar Pazarı'na oradan işte alır ciğer, kemik, et filan. Aynı saatte gelir. O bizim yokuştan çıkarken ya o kediler, köpekler hep beklerler Ahmet abi. Orada çıkarlar. Oradan beklerler. Ahmet abi yokuşun başından gözüktü mü başlarlar kuyruk sallamaya, sevinçten oynamaya başlarlar. Ya bu bak hayvanlara bakış. Değil mi hocam? Ya. Yani ya bazısı hiç görmez ama. İslam ahlakının bakışı evet. Ya. Hocam Allahu alem o firaset ve basiret açıldıkça hocam ve kulun gönlü kurbiyet dediğimiz Allah'a yakınlık hissiyatı oluştukça onda çok farklı melekeler de gelişiyor. Gelişiyor. Esas şunu anlatacaktım hocam Musa Efendi ile ilgili. Hocam aile büyük bir aile biliyorsunuz. O aileye bir delikanlımız bir başörtüsünü henüz takmayan bir hanımefendi ile evleniyor. Ailenin bir kısmı tabii şey yapıyor. Ya yani keşke böyle olmasaydı der gibi bakıyor galiba. Fakat Musa Efendi rahmetullahi aleyh o hanım kıza o kadar bir saygı, o kadar bir ilgi, samimi, yürekten. Kızım ben size inşallah bu hafta sonu bir kahvaltıya geleceğim diyor. Ona Medine-i Münevvere'den mektuplar yazıyor. Sonra diğer ailenin, diğer dindar fertlerinin bile neredeyse önüne geçecek derece muttaki bir hanımefendi kıvamına geliyor. Nasıl bir şey bu? Bakınız işte insanları dine yaklaştırırken de hocam böyle iterek değil de hani çekerek, kendine çekerek, gıpta ettirerek işte. Değil mi efendim? Gıpta ettirerek yaklaştırabilmek. Ben buna diyorum ki Ademciğim evet. Her Müslümanın diplomatik bir misyonu var. Evet. Biz her zaman bir Müslüman olarak imrenilen bir konumda olmamız lazım. İmrenilen bir komşu.
Evet. İmrenilen bir giyim, imrenilen bir yürüyüş. Yani her konuda, evet. Ne derseniz her konuda imrenilen bir baba, imrenilen bir dede. Yani böyle bir, bu konumda bizim görevimiz bu. Yani İslam'ı sevdirmek kendi davranışlarımızla önce. Zaten Efendimiz diyor ki Müslüman hem ülfet eden hem de edilen insan. Tabii, tabii. Biz hem çok ülfet edeceğiz hem de edileceğiz. Evet. Yani hocam bu, kimseyle ipi koparmamak gerekiyor, evet, değil mi? Evet. Yani hani Amr bin As'la ilgili bir şey anlatırlar. Amr bin As işte Mısır valisi. Demek ki dirayetli bir vali. Demişler ki yani Arap'ın 4 hakiminden birisi derlermiş. Demişler ki sen nasıl yapıyorsun ya bu insanların hepsiyle geçinebiliyorsun. Dermiş ki ben şöyle düşünürüm. Herkesle aramda bir ip var. Eğer çok gerilirse ben gevşetirim. Çok gevşerse bu sefer de ben hafiften çekerim dermiş. Böyle böyle ipi koparmadan götürürüz ya, dermiş. Bağı kopartmamak lazım. Bağı kopartmamak. Bazen, hatta bir şey var ya demiş Peygamber Efendimiz'in. Dost olacaksanız bir gün düşman olacakmış gibi dost olun. Evet, evet. Düşman olacaksanız da bak bir gün düşman dost olacakmış gibi düşman olun. Birbirlerinizin yüzüne bakılamayacak hale gelmeyin. Doğru, doğru. Bazen bütün köprüleri atmış gibi oluyorsun. Evet. Atmayacaksınız. İşte bu denge bu zaten. Denge bu. Hatta bak bu sohbetin sonuna doğru geliyoruz. İtidal meselesi var ya. Evet, evet. Biz adalet hep mahkemede arıyoruz. Adalet sadece mahkemede. Hayatın her yerinde değil mi hocam? Hayatın her yerinde ve duygularımızda da adil olacağız. Evet, İtidal evet. Dediğimiz bu. Orta yol. Sırat-ı müstakim bu. Ne yolun sağından ifrat ne solundan tefrit. Orta yol. Evet. Ki bunu zaten sırat-ı müstakim diye Kur'an-ı Kerim'de böyle belirlenmiş. İşte esas bu itidal çizgisi. Mesela bakın ne israf var, lüzumsuz ve gereksiz yere harcamak var, ne de cimrilik var. Ya yeri geldi mi yerinde ve yeterince harcamak da o da infak. Evet. Bunu her şeye teşmil edebiliriz. Edebiliriz. O yüzden bu esas duygularda denge. İnsanın kendi iç dünyasındaki denge, kendisiyle barışık insanı inşa etme. Hocam şöyle bir söz hatırlıyorum. İnsanın Allah'a karşı duruşunun ve edeplerinin en güzeli tevhid ve teslimiyet. Mahlukata karşı ahlakının omurgası ise adalet ve merhamet. Hakikaten yani ikisi yan yana. Zaten o merhamet de bir adaleti doğuran bir şey. Yani bu yönüyle buyurduğunuz gibi o denge adaleti yani o itidali sadece mahkemede aramak gerçekten büyük bir eksiklik. Tabii canım. Yani tabii. Her aslında tarifi çok güzel. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir değil mi? Bir şeyi yerine koymaktır. Derler. Yerli yerinde kullanmaktır. Yerli yerinde kullanmaktır. Kullanmadığınız zaman dilinizi yerli yerinde kullandığınız zaman adalet. Evet. Yerinde kullanmadığınız zaman zulümdür. Zulümdür evet. Gözünüzü yerli yerinde kullanacaksınız. Yeterince kullanacaksınız. Her konuda bu. Denge dediğimiz esas ölçülü olmak, adil olmak manasını söylediğimiz yani bu zaten. Biz doğrusu hocam idarecilerde de Efendimiz buyuruyor ki etrafına diyor işleri kolaylaştıran idareciye Allah yardım eder. Bazen idareci var hakikaten hocam bir şey nasıl yapılmaz, bir şeye nasıl hayır denilir onu düşünür. Bazı insanlar da var ya bu işi nasıl çözeriz? Bakınız nasıl çözeriz bakışıyla hocam. Nasıl hayır derim, derim bakış arasında yer ve gök arası kadar fark var. Tabii müthiş. Yani müthiş. Hakikaten bazı hayatın her safhasında aslında bir mesela bir bakkal hocam. Bizim mahallede güzel bir bakkal var. İsim vermeyeyim reklam olmasın. Reklam yapılacak kadar güzel arkadaşımız maşallah. Hocam herkese güler yüz gösterir. Yani tartarken falan biraz daha koyun der herkese. Hatta kendisi kendi malını seçer mi ya? Siz kendiniz almayın. O bakkalın ya bana bir kilo portakal ver deyin hocam. Gider sana kendini en güzellerinden seçer verir. Ya Allah'ın kulu nasıl böyle bir şey? Hocam işte işi kolaylaştırmak, müşteriyle ilişkilerde o haşin duruşu yerine mütebessim bir çehreyi oturtmak nasıl bir şey? Biz marketlere gitmiyoruz. O bakkaldan alışveriş yapıyoruz. Tabii ne kadar güzel. Yani hakikaten ama bir başkasına gidiyorsun oturmuş şeyde. Değil mi? Çatık bir kaçtı. Ne aldığına bakıyor, yüzüne bakmıyor zaten. Oradan okutuyor, parasını söylüyor çünkü bir daha da girmiyorsun adama zaten yani.
Yani netice itibariyle aslında bir hayat tarzı. Hayat tarzı olarak şöyle demek lazım belki. Hem kendi nefsimize zulmetmeden. Dinin kolay hükümleri var. Haram olmadığı sürece hocam çok da kolay arayıcılık değil ama zorlamadan kendini tabii bir şekilde dini yaşamak lazım. Her boyutta ama. İkinci olarak da başkalarına karşı daha müsamahakar, daha kolay yollar göstermek lazım. İnsanları kilitlememek lazım. Yani çıkmaz sokaklara adres göstermenin bir anlamı yok. Buna şimdi diyorlar ya pozitif enerji veriyor. Evet. Müslüman çevresine pozitif enerji vermeli. Ümit dağıtmalı. Doğru. Bu yüzden selamı ifşa edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve selam ifşa farz. Evet. Niye selam? Bir hoca efendi vaazda diyor ki ya selam esasında büyük küçüğe verir. Büyük demek istiyor ki ya, benden bitecek bir işin var mı? Bir ihtiyacın var mı? Bak. Yürüyen oturana selam verir. Belki oturanın bir hastalığı vardır, bir derdi vardır. Efendim adam arabasının tekerleği patlamış ama krikosu yok. Yolda duruyor. Müslüman da geliyor, kornayı çalıyor, bir de el sallıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu selam vermek değildir. Duracaksın. Benden bitecek bir işin var mı arkadaş deyip. Ha krikos yoksa krikoyu çıkaracaksın. Beraber onun tekerlerini yapacaksın. Hatta o önce yürüyecek, arkasından sen gideceksin. Selam budur esasında. Yani aslında hocam zaten din insana mükellefiyet yüklese de insana huzur, saadet, dünyada nasıl yaşanır? Değil mi hocam? Nasıl güzel yaşanır? Nasıl dünyayla barışık yaşanır? Onu öğretmek için gelmiş zaten. Değil mi? Hani şey yine Niyazi Mısri'nin güzel bir beyti var hocam. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki yar kalmadı. Ne güzel ama. Değil mi? Evet. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ya başlangıçta diyor hani nefsim hamken, İslam'ın güzellikleriyle buluşmamışken, Rabbimle buluşmamışken her şey diken gibi geliyordu bana. Değil mi? Her şey bana düşman. Bu hayatta yaşanır mı diye bakarken diyor ki Allah bana beni tanıttı. Zat-ı uluhiyetini tanıttı. Belli bir pencereler açtı adeta. Bu sefer baktım ağyar kalmadı. Her şeyle dost oldum diyor. Yani hakikaten insandaki kemal diyelim hocam o terakki keşke gerçekleşebilse buyurduğunuz o kalbi selim dediğiniz o kıvama erişebilsek herhalde biz dağlar ile taşlar ile dost oluruz. Kuşlar ile konuşuruz. Çiçeklerle barışık bir hayat yaşarız. Dikenlere bile gülün hatırına gül gibi yaklaşırız. Tabii. Değil mi? Yani dolayısıyla aslında hocam hakikaten İslam bu anlamda hem gönlü açan zaten efemen şerahallahu sadrahu lil İslam fehu ala nurin bir Rabbi. Allah diyor bir kulun gönlünü diyor İslam'ı açtı mı artık o Rabbinden bir nur üzeredir. Hacı Üveys Zade Efendi o zaman 7 tane vilayette imam hatipler açılıyor. Büyük gayretlerin sonucu, mücadelelerin sonucu. Üveys Zade Hacı Mustafa Efendi de işte o gelen hocalara öyle bir izzet ikramda bulunuyor ki onlara gül gibi bakıyor. Evet. Diyorlar ki ya Hoca Efendi sen Konya'nın medar iftiharı bir adamsın. Böyle bu insanlara niye bu kadar fazla değer veriyorsun deyince yar için ayara minnet ettiğim aybeyleme. Ağıban bir gül için binlerce hare hizmetkar olur. Allah Allah. Bak yar için ayara Allah için ayara hizmet ettiğimi aybeyleme. Evet. Ama bir bahçıvan diyor bir gül için binlerce dikenin karnına katlanır değil mi? Yani. Evet Ademciğim sözünüzü balla kestik. Gerçekten evet. Güzel bir sohbetti. Estağfurullah hocam. İsterseniz bir iki cümle varsa. Estağfurullah. Hocam ben de doğrusu hem size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hem Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'nin dinleyenlerine, izleyenlerine bereket dolu bir Ramazan diliyorum. Allah İftarlar razı. Diliyorum. Allah Rabbimiz razı. Gönlümüzü genişletsin. Amin. Dini kolayca böyle suyun akışı gibi yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amin efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyenleri ve izleyenleri. Adem Ergül Bey'le bugün sunduğumuz İftar Sevinci programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka İftar Sevinci'nde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.